Merhaba arkadaşlar. Bakalım bugün de karnabaharı nasıl değerlendireceğiz. Böyle çok aldım arkadaşlar. Tanesi 30 liraydı. En büyüğü hangisiyse ve en güzel hangisiyse onu aldım ben. Şimdi suyumuzu kaynattık. Belli bir suyumuzu. Birazcık limon sıkalım. Karnabaharlarımızı haşlarken limon sıkalım arkadaşlar. Hem beyaz olur hem kokusu da çok çıkmaz evimize. Tuz atalım suyumuza. Tuzumuzu attım. Şimdi karnabaharlarımızı koyalım. Biraz böyle çatalımız batana kadar yumuşasın. Ayrı ayrı farklı yerlerde değerlendireceğim arkadaşlar. Birazını beşamel soslu yaparım. Birazını kızartırım. Hepsini haşlayayım dedim bir kere de. Bu şekilde haşlayalım gelelim. Salatasını yapacağım arkadaşlar meze gibi bu sefer. Karnabaharımızı haşladım arkadaşlar. Bir tarafta ne yaptım? Sarımsaklı yoğurt yaptım. Şimdi salata gibi böyle hafif bir diyet yemeği arkadaşlar. Birazcık sıvı yağ koydum tavama. Nane, pul biber, toz biber işte. Siz ne baharat seviyorsanız böyle mantı sosunda gibi. Tereyağı koyacağım birazcık da. Ben nane ile toz biber koyacağım arkadaşlar. Nanemizi koyalım. Birazcık da toz biber. Bir tatlı kaşığı kadar olsa yeterli. Bu şekilde karnabaharlarımızı dizelim tabağımıza güzelce. Şu şekilde dizersek daha güzel çiçekleri dış tarafa gelecek şekilde, bize bakacak şekilde daha güzel olur arkadaşlar. Sosumuz da oldu zaten. Altını kapatayım. Baharlarımızı dizeyim geleyim. Karnabaharlarımızı dizdim arkadaşlar. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu da arkadaşlar, sarımsakları doğradım, ezdim. Birazcık tuz attım. Süzme yoğurtla yaparsanız daha güzel olur arkadaşlar bu salatamız. Şimdi sosumuzu da bir güzel böyle bakın bu şekilde deneyin bir de arkadaşlar. Harika oldu arkadaşlar. Sizlere de afiyet şifa olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı ve sıhhatli günlerde kalın arkadaşlar.